Evet, sonunda saraya gelmeyi başardık. Şimdi bugün buradan geleneksel kıyafetler alacağız ama ben gördüklerim karşısında gerçekten şok olmuş durumdayım. Şöyle açıklama. Bunu ne yapacağım bu göbeği? Kafaya takıyorsun kafaya bu şapka. Ama benle alakası yok. Kalıplar çok küçük bu arada. Takdir edersiniz ki. Ben de şunu giyeyim mi o zaman? Yani deri ceket dışında her şey giyerek güzel bence. Bu Kore'nin kral kıyafetiymiş. Bana buradaki arkadaşlar sağ olsun bunu layık gördüler. Beni yapmış olabilir. Ama my name is Merve Özkaynak. Çok ilginç. Gayet hoş. Şu an Koreli oldum. Çok sevdim kıyafetini. Çok keyifli. Nasıl görünüyor bilmiyorum senin gözünden ama kendimi iyi hissettim. Bu ne kral kıyafeti? Kral kıyafeti mi giydirdin siz bana? Şahanesiniz. Ya şöyle Gyeongbokgung Kore'nin gerçekten Seul'ün bu model binaları arasında, şu an zaten görüyorsunuz gökdelenler var. Gökdelen denmez de binalar var. Onun arasında ruhunu kalbine taşıyan bir yer. Bizim Joseon İmparatorluğundan beri kralın yaşadığı yer olarak burası biliniyor. Bizdeki Topkapı Sarayı gibi. Kesinlikle. Aynısı. Hatta aynısı ya. Aynısı. Aynısı ya. Benzettiğim şey zaten. Hemen burada Gürane Park var abi. Oraya inelim. Ha tamam. Ve bu bizim giydiğimiz kıyafetler de Kore'ye lensek kıyafetler. Şimdi meşhur Gangnam'dayız. Hani şu Gangnam Style var ya. Orada yap çocuğum Gangnam Style. Evet devam edelim. Samsung Delight mağazasına geldik. Bu katta geleceğin ürünleri teşhir ediliyor. O yüzden de Live Your Tomorrow yazmışlar. Ama sadece belli bir açıyla baktığınızda okuyabiliyorsunuz. Kiosklarla bize temel bileşenleri aslında sergilemişler, onları anlatıyorlar. Ve bu temel bileşenlerin içerisinde işte RAM, LED ışıklandırma gibi parçalar var. Karşıdaki ekranlarda kısa tanıtıcı videoları yapılıyor. Şimdi bu temeli burada verdikten sonra prototip bazı ürünler geliştirilmiş, onları koymuşlar. Manken biraz değil mi siz burada? Stand sanal gerçeklikle burada sanki insanlar varmış, sanki bir yaşam devam ediyormuş gibi anlatıyor. Yatağımıza doğru gitmeden önce ne yapacağız? En büyük problem nedir Merve? Kıyafetlerin kirlenmesi, kırışması, aynen öyle havalanması gerekiyor. O zaman şimdi yani sana çok güzel bir ürün göstereceğim. Dolabın içerisi aslında bir kuru temizlemeci. Çok yorulmuşsunuzdur. Sizi evimizin kafe kısmına alayım ben şimdi. İki ekran ekranla da hem menümüzü hem de ne içeceğimizi görüyoruz. Yeni nesli eğitmek için bir de geleceğin sınıfını yaptık. Burada bir öğretmen ve 3 öğrenci veya 4 öğrenci aynı anda tahtayı kullanarak kendi fikirlerini yansıtabiliyorlar. Evet, genel olarak bu şekilde turumuzu tamamlıyoruz ama buraya bir de tabii şunu yazmadan olmaz. Evet, isteyen telefon numarasını da yazabilir, izleyenler tabii arayabilir. Evet efendim, daha önce Japonya'da kedi kafeye gitmiştim ben ve burada Kore'de de kedi kafe olduğunu duyduğum anda tüm grubu sürükledim ve buraya getirdim. Peki ilk önce bunu gösterebilir miyiz? Burada hijyenlikten dolayı girişte de zaten alkol kolonya. Evet, ellerimize kolonya alkol sıktılar. Ondan sonra ayakkabımızı çıkarıyoruz. İstanbul'da aslında sokak hayvanları çok var. O yüzden her yer kedi. Böyle yerlere gerek yok ama burada böyle cat kafedir, dog kafenin olmasının sebebi burada sokak hayvanlar yok. Bu pamuk prenses. Bu pamuk prenses bu.
Şöyle notları göreyim. Kudular. Allah'ım delireceğim, cennet gibi burası. Sen yılbaşı hazırlıklarını yapmışsın. Ha, Christmas hazırlıklarını yapmış. Böyle düşününce İstanbul'daki kediler ne kadar ballı. Büyüyünce kedili kadın olacağım galiba ben. Bunu gördükten sonra. Prensesim ben geldim. Ama prensesim benim. Kime söylüyorum? Fare bu, fare. Aslında tüyleri var bu arada. İlk kez bir Sphinx kedisine dokunuyorum. Çok enteresan bir his. Şapşal. Çok soğuk. Evet, şu an 100 senelik Kore'nin pazarına geldik. İçlerinde çok enteresan şeyler var. Ve hep beraber deneyeceğiz, tatacağız. Hadi. Hadi, let's go. Kurutulmuş balıklar satılıyor bu şekilde. Evet, bu da Bindetop. Kore'nin mücver gibi bir şey. Çok adı güzel. Nasıl? Çok güzel. Harika. Güzel, güzel. Yok, ben yemeyeceğim. Niye ya? Gerçekten çok güzel. Yani... Aynı bayramlık mücver abi. Çok güzel, güzel. Afiyet olsun. Nefis. Şimdi nereye gireceğiz? Benim asıl sorum o. Bunun adı Tteokbokki. Ne bunun adı? Bunun adı Tteokbokki. 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 Tteok demek şu. Tamam. Bokki de ne diyor? Kavrulmuş demek. Tamam. Kore biber salçasıyla. Hamur bu değil mi? Hamur hamur. Sen mi yedin? Tutmak da zor. Evet. Biraz acılı. Mutlu müşterimize. Seul'den sokak lezzetleri. Yani. Başak ama da tattırma abi. Kötü değil değil mi? Aa bak, afiyet olsun. Süper, harika. Kötü tat mı? Değil. Evet efendim, görüyorsunuz mutlu müşterilerimizi bu şekilde ellerimizle besliyoruz. Yoğun. Şöyle bir şey, bu level 3 de gerçekten level 3. Hemen atladık. Biraz level'ımız zorlandı. Ne olduğunu söylemeden yiyelim mi? Tavuk ayağı. Sola alabilir miyim? Tavuk ayağı. Tavuk ayağı. Tavuk ayağı. Bu Kore'nin... Hayır. Takbal. Biz buna takbal diyoruz. Ve tavuk ayağı. Tavuk ayağı acı sosla bandırıyoruz. Ve hepsini böyle yemiyoruz da onun yanındaki etlerini sıyırarak... Çok kötü bir şey değil ya. Bu level 3 değil arkadaşlar. Allah. Az ye, az ye, az ye. Zor bir... Az ye. Sihir. Ay çok kötü, hayır çok kötü. Mutluyum, evet. Mutlu müşterilerimiz de tavuk ayağı yedi. Mutlu kalmamızı istiyorsan yedirme bence. Tavuk ayağı yiyorum şu anda. Ye ye, hepsini ağzına attı abi. Şu anda daha önce sosyal medyada belgeseli olan teyzenin noodle'cısına geldik. Burada kendi elleriyle açtığı hamurla bize el yapımı noodle yapıyor ve şimdi onları yiyeceğiz. Hem handmade noodle soup, bir de aynı zamanda dumpling, yani Kore mantısı çorbasını içeceğiz. Bakalım tadına. Benim moralim iyi şu an. Ve geldi. Soğanlı benimkinin içe. Soğanlı ve acılı. İstanbul. Nar, bugünlerde nar yiyormuş. Türk narı yiyormuş. En sevdiği şeymiş. Pekal. Bu çok karakuru çoğu düzüyor. Allah kahretsin. Oynuyor. Oynuyor. Kore'nin en meşhur yemeklerinden biri taze atapot ve üstüne susam yağı döküyoruz. Ve Merve Hanım, en azından çubuğu tutun. Ne diyeyim artık? Çubuğu tutarım, elimde böyle mi tutacağım çubuğu? Çabi, gerçekten yiyecek misin? Oynuyor, oynuyor. Ağzına şeyleri yapışkanı... Yok ama öldü. Hareket etmeyen tek bir parça buldum, onu yiyorum şu anda. Çok sert. Yani kıkırdak gibi tadı. Bence güzel.
Sos nasıl güzel. Çok tuzlu bir sos. Sadece kış döneminde çıkan özel bir Kore tatlısı. Bu Kore tatlısı. Şimdi onu yemeye geldik. Biz buna lokma diyoruz. Değil mi? Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten güzel lokmaya mi? Çok benziyor. Hakikaten çok benziyor. Aa çok güzel bu. Çok ben güzeldi. Ben özlemişim. Sen? Ben çok beğendim. Beni orada da demiştim çok korkutmuşlardı Kore yemekleriyle ilgili alakası yok. O kadar korkunç değilmiş. İnanılmaz lezzetliydi. Başak Hanım siz? Evet yediklerim güzeldi. Yemediğim şeyler var cesaret edemedim. Tamam. Ahtapot. Hadi o zaman şimdi öğle yemeğine gidelim. Evet. Hadi. Ne? Hayır. Sen hepsini ahtapot, denedin. Ahtapot bile denedim ben. Yani gayet keyifli. Keyifli. Gelmişken denemek gerekiyordu ya. 100 senelik bir tarih. Evet. O zaman hadi. Samsung QLED mutlu müşterilerimizle Kore seyahatimizin sonuna geldik. Gerçekten Kore'nin birçok yerini gezdik. Bir sürü yeni şey keşfettik. Sizce nasıldı arkadaşlar? Harika. Keyifli çok, miydi? Çok keyifli ayrılıyoruz buradan. Bizim için de aynı şey geçerli. Bir de aynı zamanda da neredeyiz? Ha evet bunu da sen söyle hadi. Gangnam Style'ın anıtının önündeyiz. Barış abi tarihsel olarak ne düşünüyorsun? Bu en önemli anıt burası. En önemli noktada veda ediyoruz. Herkes kendine iyi baksın Gangnam Style ile kalsın.